Hollywood neden eskiye dönük yaşıyor? Geçtiğimiz günlerde HBO Max Harry Potter evreninden yeni bir dizi çıkaracağını duyurdu. Bu durum milyonlarca Harry Potter hayranını heyecanlandırırken aynı zamanda endişelendirdi. Kitabı okuyanlar tarafından pek çok eleştiriye maruz kalmasına rağmen serinin filmleri günümüzde bile izlenmeye devam ediyor. Hayran kitlesi yıllardır izlediği ve alıştığı seriden uzaklaşmaktan, Potter evreninin itibarsızlaştırılmasından korkuyor. Hiçbir detayını kaçırmadığımız bu Harry Potter gelişmesi bir kenarda dururken gelin biz de film stüdyolarının neden yeniden çekimle eskiye döndüklerine bakalım. Tekrar döneceği haberine en çok sevinilen yapımların başında Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi geliyor. Amazon serinin diziye dönüştürülmesi için büyük bir fedakarlık yaparak tam 1 milyar dolar ayırdı. Bu uçuk fiyat da serinin hayranlarının daha da meraklanmasına sebep oldu. Herkesin pandemide bağımlısı olduğu platform Netflix ise Narnia günlüklerinin yayın haklarını satın aldı. Bunların yanında Marvel, DC, Star Wars evrenlerinin içinden de çok sayıda dizi çıkabileceği fikirleri ortamlarda konuşuluyor. Yeniden çekimin yanında film stüdyoları sevilen evrenleri de genişletmeye karar verdi. Bunların başında ise Game of Thrones geliyor. HBO Max her ne kadar Game of Thrones'un son sezonuyla hepimizi hayal kırıklığına uğratsa da serinin hala çok geniş ve tutkulu bir kitlesi olduğunun farkında ve bu kitleyi kaybetmemek konusunda kararlı. Dizide yapılan hataları tekrar yapmamak ve kalbini kırdığı izleyicinin gönlünü kazanmak için evreni genişletirken serinin yaratıcısı George Martin ile birlikte hareket edeceğini duyurdu. Acele etmektense elindeki büyük kitleyi etkilemeyi hedefleyen stüdyo işleri ağırdan alıyor. White Walker, Targaryen hanedanlığı gibi konularla tekrar dönecek olan Game of Thrones'un yapımcıları şimdilik hata yapmamaya odaklanmış durumda. Peki neden yeniden çekim yapılıyor? Halihazırda var olan bir hayran kitlesini dağıtmadan kullanmaya devam etme isteği yeniden çekimin en büyük sebeplerinden biri. Star Wars, Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones gibi çok sayıda fanı olan evrenlerin garanti bir izleyici kitlesi bulunur. Ortaya çıkan ürün kötü dahi olsa tanıdık geldiği için mutlaka izlenir. Örneğin bir Harry Potter hayranı sinemaya gittiğinde veya dijitalde film seçerken puanı daha düşük olmasına rağmen her türlü Harry Potter evreninden çıkmış bir projeyi tercih eder. Çünkü evrene aşina olmak karakterlere, mekanlara ve olaylara karşı duygusal bir bağ sebep olur. Yeniden çekime yönelimin artmasının bir nedeni de yaratıcı senaryoların üretilemiyor olması. Son 10 yılda popüler diye adlandırılan filmlerin %90'ı önceki filmlere, çizgi romanlara veya kitaplara dayanıyor. Bu durumda Hollywood gibi devasa eğlence sektörlerinde bile kimsenin kafasında orijinal bir fikir yok mu sorusunu akıllara getiriyor. İnsanların yeniden çekilen ve genişleten evrenlere olan merakı ise mutlu zamanları hatırlama isteğinden geliyor. Küçükken hepimiz Marvel evreninden bir süper kahraman veya Disney'in büyülü dünyasından bir prenses olmayı hayal ettik. Pek çoğumuz Harry Potter serisinden sonra yıllarca Hogwarts mektubu bekledi. Ya da gençliğimizin en sıkıntılı, en stresli zamanlarını Game of Thrones entrikaları sayesinde atlattık. Tüm bunlar bu evrenlerden ne çıkarsa çıksın izleyeceğimizin bir kanıtı aslında. Özellikle pandemi döneminde daha mutlu zamanları hatırlatması için birçok kişi defalarca izlediği serileri en baştan izledi. Friends, How I Met Your Mother, Office bunlardan birkaç tanesi. Yapılan araştırmalar COVID-19 döneminde nostaljik içerikler izlemenin insanları rahatlattığını ortaya çıkardı. Olumsuz durumlarda ve kriz anlarında geçmişten tanıdık bir şeyler izlemenin insanları motive etmeye yaradığı belirtildi. Sürekli sosyal medyada alay konusu olan ve sözde kimsenin izlemediği Alacakaranlık serisi geçtiğimiz günlerde Netflix'e gelir gelmez en çok izlenenler listesinde zirveyi gördü. Bu da gençlik filmleri ve dizilerine olan merakımızın büyüdükçe azalmadığına bir örnek sanırım. Gelelim yapımcıların tarafına. Yapımcılar ise maddi olarak daha az zorlanacakları ve riske girmeyecek yapımları tekrar tekrar çekmek istiyor. Film stüdyolarına ve eğlence sektörüne ayrılan fonların özellikle son 10 yılda %50 oranında azalması yeni şeyler deneme riski ve hata yapma lüksünü tamamen ortadan kaldırıyor. Ancak sürekli olarak geçmişten beslenmek ve halk tabiriyle dünün yemeğini ısıtıp ısıtıp yemek bir süre sonra izleyicinin sıkılmasına, hakarete uğramış hissetmesine ve isyan etmesine sebep olabilir. Herkesin gönlünde yatan bir seri olduğunu biliyoruz. Eleştiriyor, kızıyor ya da söyleniyoruz. Ama yine de kendimize ait hissettiğimiz o evrenden kopamıyoruz. Sizin de ailem gibi oldu, tüm sahnelerini ezbere biliyorum, her izlediğimde heyecanlanırım dediğiniz filmler ve diziler var mı? Varsa hangileri?